buluşmak üzere. Ağlama, senin yetine gelin. Yazındım. Hep söylüyorum, Ege'nin sizi. Ağlaman kız. Bye bye. Sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Vallahi bizlere soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Ay ooo, nasıl benim ağrıdım hesap. Bir yoruldum arkadaşlar. İnanın vallahi şu an saat 3. İşleri daha yeni bitirdim. Bütün evleri derledim, topladım, düzenledim, sandığımı kaydım. Tekrardan bir bile de çektim. Altlarını üstüne süpürdükten sonra vallahi pes dilim çıktı. Uf, benim dilim niye ağrıyor ya? Sabahleyin erkenden kalktık. Gerçi erkenden de kalkmadım arkadaşlar. Bugün tarlaya gitmedim. Saat kalktım. 7.30 muydu? 7 miydi? Neydi? Volkan işe gitti. Saat 6.30'da. O gittikten sonra saat 9 muydu? 9.30'da. Kahvaltı yaptık çocuklarla beraber. Akşam mısır haşladıydım. İçine de 4-5 tane patates attım. Onu kavurdum sabah kahvaltısına. Kahvaltımızı yaptıktan sonra evlerimizin işini gördüm ben. Bulaşık makinamıza bulaşıklarımızı doldurdum. Evlerimizi süpürdüm, yerleştirdim, viledaladım. Balkonumuzu süpürdüm, çamaşırımızı serdim. Tekrardan makineye çamaşır doldurdum. Yani günlük rutin işler. Yani bir de misafirim vardı arkadaşlar, gitti. Davetiye getirmiş. Daha davetiye de bakmadım. Melisa verildi davetiye bana. Şuradaydı aslında da kanepenin üstünde. Ne zamanmış? Şu biberleri toplayalım herhalde arkadaşlar. 4-5 gün oldu. Volkan'ın amcasının torununun düğünü arkadaşlar. Her dua nasibine, her nasip vaktine esirdir. Bu güzel günü birlikte geçirmek dileğiyle diyor. 17 Ağustos 2024 Cumartesi saat 13.30'da kına diyor. Hulaca verilmiş herhalde. Düğünü varmış. Bize davetiye getirdiler. Anne. Seyir terasında yazıyordu ya. İşte seyir terasında. Hepsini karmışım, katmışım. Getirmişim, şikayet evine atmışım. Önce şu salatalıkları bir alayım arkadaşlar. Bacımı yolcu ettik arkadaşlar. Valla
biraz bizim için zor oldu. Gerçi her sene aynı oluyor. O giderken ağlıyor, gülüyor, gelirken ağlıyor, giderken üzülüyor. Gurbet işte her ne kadar da olsa onun da orada evi var, barkı var, yurdu var, yuvası var. Çoluğu, çocuğu var diyen hesabı mecburen gidecek. Bir laf var ya, doğduğun yer değil, doyduğun yer değil. Bu salatalıkları alayım arkadaşlar, içinden de bunları turşu kuracağım. Hep beraber toplandık, bacımı yolcu ittik. Akşamleyin mesaj yazmış, geldim ben yerime yerleştim diye sağ salim yerine yerleşmiş. Allah'ın bütün gurbetçilerimize yol açıklığı versin inşallah arkadaşlar. Mesela böyle gurbetten gelen arkadaşlarımız oluyor. Yollarda kaza yapıyorlar, sevdiklerine kavuşamıyorlar. Geçen sene miydi? Valla geçen seneydi herhalde. Benim arkadaşlarımın bir şeysi, arkadaşının kızı yolda gelirken kaza yaptı, yazık. 18-19 yaşındaki kız vefat etti. Mesela bir de gelip de görmemek, gidip de bulmamak var. Ben de şu biberlerimi ortadan çıkarayım arkadaşlar. Salatalıklarımı şey yapacağım, turşu yapacağım. Güzel bir salatalık turşusu kuruyorum. İnanın daha bir güzel turşu kurdum. Ha? Neymiş ha? Şu süs biberlerimde tekrardan turşu kuracağım. Volkan oraya gidecek arkadaşlar. Volkan soruyorlar. Ayşegül Hanım Volkan gitti mi diye. Volkan daha gitmedi arkadaşlar. Bir haftaya da çağırırlar herhalde. Hepsi beraber geldiler. Hepsi birden geri gidiyorlar. Salatalık. Şöyle mi? Ay. Ne ya Melisa? Kaçtı. Ben de şu şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Bakın hele arkadaşlar şu beyaz biberlerden. Şunların içine bir dolmalık biberlerini seçeyim. Şu dolmalık biberleri arkadaşlar bakayım bir dolmamı doldururum yoksa dolabama atarım bilmiyorum. Dün annem pancar verdiydi, onu da burada unutmuşsun. Turşunun içine kattı. Temizlik getirdiydim, o da burada kalmış. Vallahi 2-3 gündür bir şeye de bakamadım. Süt biberleri ayrılacak. Turşu kurulacak. Bugün de gitmedim arkadaşlar şeye, tarlaya neye gitmedim. Bir dinleneyim diye bugün de belim ağrıyor. Neyse acayip belim ağrıyor. Acayip çok dinlenmişim. Tabii da. Evet. Dolaptan tavuk çıkardım. Öğleneyin Volkan'la konuştum arkadaşlar bir. Ne yapıyor, ne oluyor diye aramış. Volkan da Aksaray'da çalışıyor. Yurt dışına çağırana kadar dedi. Çalışayım, boş durmayayım dedi, sıkılıyorum dedi, Aksaray'da çalışıyoruz. Siteye çıkınca da gidecek yani. Öğlenleyin Volkan'la konuştum, akşama ne pişiriyorsun diye sordu. Ben de fırına yemek süreceğim dedim, gayrı dolaptan bir tavuk çıkardım. Domates, biber, patlıcan. Onları fırına şey süreceğim, yemek süreceğim. Bir de yanına pirinç pilav mı olur, bulgur pilav mı olur. Öyle bir şey yaparım. Bir de yanına cacık yaptım mı tamam. Şu irilerini bir seçeyim arkadaşlar da. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Günümüz nasıl geçiyor canlar? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde mi? Dün annem bayağı bir ağladıydı arkadaşlar. Bana sesli mesaj atanlarım var, yorumda yazanlarım var, Instagram'dan yazanlarım var, ben de çok üzüldüm diye. Gerçekten üzülmeyecek gibi bir şey değil arkadaşlar. Mesela gurbette olanlarımızın kimisinin annesi yok, kimisinin babası yok, kimisinin evladı yok. Orada onlar kendilerini, ben hissediyorum yani onların ne yaşadıklarını. Çok yalnız hissedilir. O yüzden böyle şeylerde dokunur insana.
Birileri de sanki ölüm zulüm mu vardı at yakıyorsunuz. Ondan sonra acaba kim öldü? Kim kaldı? Ne oldu? Diye yazanlar da olmuş. Sadece ölüm zulüm olunca ağlanmadı arkadaşlar. Anne. Hey. Bak ne yaptı? O ne? O ne? Yakış arzı birden doğdu. Tavur mu? Hı? Tavur. He. Bakayım. Tavur mu? Vallahi sallama çay da güzelmiş arkadaşlar. Daha Tarıkcığımın gönderdiği çay iyi demliyorum. Evet, bugün bana kargo geldiydi arkadaşlar. O bazı arkadaşlar arasında bayağı bir şey oldu. Olay yarattılar yani. Sanki kargo ilk bana gelmiş gibi bir görseniz bir eleştiri yağmış, bir eleştiri yağmış. Nasıl? Ben o gün yorumlara da cevap vermediydim. Onun durumu iyi, niye gönderiyorsunuz? Durumu olmayanlara da durumu olmayanlara gönder. Giyimleri, kuşamları iyi. Siz salak mısınız? Siz deli misiniz? İnsan hediye gönderince deli veyahut da salak mı oluyor? Sizin nasıl bir bakış açınız var? Vallahi anlamadım ben sizi. Hediyeleşmek gerçekten sünnettir arkadaşlar. Ben de bazılarına hediye gönderiyorum da kendimi hiç salak yerine niye koymuyorum vallahi? Siz hediyeden neyini anlarsınız? Bu şeyi yazan kişiler bayağı bir işleri kararmış bana kargo geldi diye. Allah razı olsun sol mazatla inen arkadaşlar. Bayağıdırdan belli konuşuyorum. Kendisi yurt dışında. Instagram'dan yorumlardan hesabımı al. Sana nasıl ulaşabilirim diye. Ben de Instagram'dan ulaşabilirim dedim. Bu arada Instagram hesabım Ayşegül Finans arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz dedi. Orada tanıştık, konuştuk. Uzun zamandırdan belli beni takip ediyormuş. Ondan sonra Cem'in telefon numaramı aldı. O bana verdi. Ben ona verdim derken bayağı kaynaştık. Ben de onu çok sevdim gerçekten. Yani bayağıdırdan belli konuşuyorum. İstedim mi? Asla istemedim ben arkadaşlar. Şöyle de bir şey var. Benim yani bir kahve alacak kadar gücüm yok mu? Bayağı bir olay oldu bu şey. Kargo yani. Bir de ilk kargo bana gelmiyor ki. Gelebilir. Size ne? Sizi niye ilgilendiriyor bu? Bana gelen kargo size mi geldi? Diyeceğim şu ki arkadaşlar, o kadar çok içi dar, fesat. Vallahi arkadaşlar ben yani şöyle okuyorum, yorumlara şok oldum. Ne bu insanlardaki kincilik, insanlardaki fesatlık, iç darlılığı, içinde fesatlık. Neymiş bu? Apo. Melisa. Evet. Geldim şu biberi bana ekleyelim de kurşu kuracağım. Gel anne. Ben de gönderiyorum, göndermiyorum demiyorum arkadaşlar, inanın. Burada dokuyayım mı? Yo yo, dokmanlara ekliyorum şöyle. Alttaki en ufaklara ekleyeceğim şu bellerini. Şu tolmazları onun içine at. İnsanın içinden gelir, gönderir. Bir de sizi niye çok ilgilendiriyor? Saçma sapan yorumlar yazıyorsunuz böyle. Şu üç günlük dünyada gerçekten arkadaşlar hiç kimsenin kalbini kırılmaya gerek yok. Kalbini kırmaya gerek yok. Hasetlik, fesatlık düşünmeye gerek yok. Belki de o insanlara da ben hak veriyorum. Belki de o insanlara hiç hediye gelmemiştir. Biroşlarına geliyor olabilirler. Vallahi ben bilemiyorum. Belki de hiç hediye almadılar. Hiç hediye vermediler. Öyle insanlar hediyeleşmekten anlamaz. Kötü insanlar olduğu kadar iyiler de var arkadaşlar. Yeryüzündeki insanlar hep kötü denile diye bir şey yok. İller de iyi doluymuş. İyi iyi. Hı. Ben bu YouTube kanalını açtım vallahi arkadaşlar. İller de iyi doluymuş. Bu biberler nasıl ayıklanacağıymış. Tabanında hep zehir gibi acı biber. Ben şunları seviyorum. Hangileri? Onları şuraya ayırmaysa. Bunlara da şurayı ayır, şurayı. Onlara dolmalıklara ayır. Şu uzunlarını ayıklayayım. Bunları doğrar dolabıma atarım.
yoksa güneşimi sererim. Daha bunu da uçlarından aldım arkadaşlar. Melisa ile topladık. Daha var orada anne. He, daha bundan da çok orada var. Süt biberleri. Şurada mı dolma? Şuraya atalım. İnsanlar gerçekten çok değişik, çok gittikçe de değişiyorlar. Gittikçe insan hırs büyüyor, fesatlık, hasetlik büyüyor. Fesatlığından, hasetliğinden hiçbir yere varamazsınız. Gönlünüzü biraz ferahlatın. Biraz açık tutun şu kalbinizi. Hiç kimseye hasetlenme, fesatlanma, vallahi dışım neyse içim de öyle benim arkadaşlar. Çoğu dolmakları neye attım şuraya? Şunlardan mı dolmuyor? Evet. Anne şu beyazlardan bana melemen ya. Allah razı olsun, çok gönderdiler vallahi çok. Birini söylediysen birini söylemedim. Niye söylemedim? Çünkü böyle eleştiri geleceği yani biliyorum, ondan söylemedim. Ayhan Azat. Uyudun mu oraya Melisa? Ayhan. O niye uyumuş oraya? Ayhan da tribotun arkasına uyumuş da yani oyun oynadı geldi. Yoruldu mu ne yaptı? Baktı Melisa kalk. İçeriye alalım kızım haydi. Hanifenin üstüne yattı, üstüne bir şey ördü. Geçen valla 3-4 gün oluyor arkadaşlar. Küçücük çocuğa ne yazmışlar Ayhan Azat'a? Kızların güzeldi, oğlum niye çirkin diye yazmışlar. Sen gerizekalı sana diyorum sen. Sen gerizekalı mısın? Ruh hastası mısın? 5,5 yaşındaki çocuğa Allah'ın yarattığı birisine sen niye nasıl öyledin çirkin? Allah'ın yarattığı hiçbir şey çirkin olamaz. O çocuğun sen tek bir tırnağını bile yaratabilir mi? Hı? O kadar sinirim kalktı, o kadar sinirim kalktı ki arkadaşlar. Ya bu insanlar nasıl yazıyor, nasıl şöyle bakıyor şeylere, videolara, nasıl düşünüyor, nasıl bir duygu düşünce içerisindeler. Vallahi ben, ya ben değişim ya da onlar değişik. Onun ben kılına kurban olurum, kılına, onu yaradana kurban olurum ben. Hı. Ben onun uğrunda ölürüm, sen biliyor musun o çirkin dediği çocuğun, çocuğa? Neymiş efendim? Kızlar güzelmiş. Oğlum çirkinmiş. Ne kadar gerizekalı be yorum. Saçma sapan. Güzeli de Allah yaratıyor, çirkini de Allah yaratıyor. Benim oğlum çirkinliğe değil de. Biraz yorum yazarken şöyle bir düşünün, yazıyorum da nasıl anlayacaklar, nasıl düşünecekler, bunların kalbi kırılacak mı, kırılmayacak mı? Ben bir videoda 4 defa üst değiştirmiştim arkadaşlar, öyle yazmışlar bir de, buna da gülüyorum vallahi. Bir videoda 4 kere üst değiştirmiştim, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İnsanın ev hali bir değişik olur. Ben sizlere soruyorum canlar, lütfen yorumlara yazın. İnsanın evdeki giydiği çamaşır bir başka olur. Tarlada giydiği çamaşır bir başka olur. Sizlere burada soruyorum, yorumlara lütfen yazın arkadaşlar. Siz tarlada çalıştığınız kıyafetlerine, mesela orada çalışıyorsunuz, hareket ediyorsunuz, terliyorsunuz, kokuyorsunuz. Oradaki çalıştığınız kıyafetlerle evin içinde durduğunuz kıyafetine akşama kadar aynı mı duruyorsunuz? Benim bahçeye giderken çamaşırım bir ayrı olur, farklı. Evdeki durduğum kıyafetim farklı olur. Gezmeye giderken kıyafetim bir farklı olur arkadaşlar. Öyle yazmış bana, 4 defa üst değiştiriyorsun diye. Halbuki o zaman da 2 defa üst değiştirdiydim. Ta en ince ayrıntılarına kadar izliyormuş yani. Anne bunlar hangisine gidecek? İyi o zaman tarlada çalışalım, çalışalım, terleyelim, ondan gelelim, gezmeye gidelim. Ondan sonracığıma evde duralım. Ben gerçekten kendi adıma söyleyeyim, ben öyle yapamam yani. Demek ki o günlük içinde aynı çamaşırlarla geziyor.
Bir de aynı çamaşırlarla geçirdik mi durduk mu diyorlar ki bunun hiç mi değişik çamaşırı yok diyorlar. Ellerinden gelse vallahi bizi burada oynatacaklar da o fırsatı size vermem ben. Ben ne yapıyorsam bilincimdeyim. Her yaptığım her şeyin bilincindeyim. Benim giyimime, kuşamıma, ondan sonra çoluğuma, çocuğuma, iyime, kötüme. Yani karıştırmam size, o fırsatı vermem ben. Ben bunları, yani sizlik bir şey yok arkadaşlar. İnanın benim bu konuştuklarımı sakın ha sakın yanlış anlamayın. O kadar salak salak salakça yorumlar yazıyorlar ki daha bunlar devede kulak. Hiç anlatmadıkları, söylemediklerim de var. Şöyle ortaya biriktir. Süt biberlerini ayıtlayalım Melisa. Onlar şunlar mı? He kızım, en ufaklarını ayıtla da onları şey yapalım. Ben şunları toplayayım. Ben çok şaşırdım arkadaşlar, vallahi bak. Ben ne dostumu bile bildim, ne düşmanımı bile bildim. Bana hiç tanımadığım birisi dedi ki senin kalbinde diyor hiçbir şey yok diyor bana. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Benim kalbim tertemiz ya, ne bileyim. Ben o kadar kötü insanların içinde böyle temiz, saf kalmışsın, ne güzel. Vallahi kendimle gurur duyuyorum ben. İsim vermedi. Herkesi diyor, kendin gibi diyor, zannetme diyor. Senin etrafında dost yok diyor, hep ayak boyumu kazıyorlar diyor. Kazsınlar bakalım, kendi kazdıkları kuyuya inşallah bir gün kendileri düşerler. Benim olmadığım yerde vekilim Allah. Şu burada ne geziyor? Onu şuraya atıyor. Patates var mıydı Melisa'yı? Bak az sonra kalkayım da arkadaşlar, sonra yemek süreceğim canlar. Şu anlar gitmez mi? Bakayım vallahi patates de var mı yok mu hiç bilmiyorum. Keşke bahçeden getirseydik. Ben dikkat ederim. Nasıl gideceksin sen? Yavrumuz bahçeye neyi salamam. Gitmezsek biz gidelim. Tamam. Ayhan uyudun mu? Hı-hı. Üstünü örteydin. Uyandırma kumanda dedi. Geri yap. Yalan dünya. Yani şimdi yaşı yok da nefes alıyor. Şurada iki dakika sonra veyahut da bir dakika, bir saniye sonra kim olursa olsun, ister zengin olsun, ister fakir olsun, ister iyi yaşa, ister kötü yaşa, ne olacağımız hiç belli değil inanın arkadaşlar. İster güzel ol, ister çirkin ol, ister zengin ol. Bu insanlardaki şey neymiş böyle? Bana bir kargo geldi. Abo, olay yarattı vallahi. Biri de ne yazmış? Neymiş efendim? Sahte kargo mu açıyorlar yazmış? Sahte kargo açıyorlar yazmış. Ondan sonra girdi altına, bakın yazdığımı hemen sildiler yazmış. Halbuki ben daha yoruma girip hiçbir şey silmedim. Cevap da vermedim bilene. Kendileri yazıyorlar, kendileri uyduruyorlar, kendileri çiziyorlar kafalarına göre. Dık şekle giriyorlar. Şunlar neyi toplamak? Etrafa biraz negatif enerji saçın, pozitif enerji saçın. Kalbinizi temiz tutun, ferah tutun. Ne istiyorsanız Allah'tan isteyin, kimseye hasetlenme, fesatlanma. Allah'tan istediğin gibi verir Allah adamı, her şeyi verir Allah. Yeter ki kalbiniz temiz olsun. Benim hakkımda da kim ne düşünürse düşünsün, kim ne söylese söylesin, zerre umurumda değil vallahi hiç. Hiç tınlamam bile. Ben yine kendi bildiğimi okurum, ben yine kendi bildiğimi yaparım. O onu demiş, bu bunu demiş, şu şunu demiş. Hiç tınlamam bile. Şu temizlikleri şöyle ayda mesela onları süs biberinin içine katayım. E ben şu kalıkları niye atmış bunların içine?
keşke sizlerde yakın olsaydınız arkadaşlar. Sizlere de verirdim vallahi. Kilo kilo verirdim. Anne, bunlar nereye koyalım? O ne? Şunların içine at onu. O zaman niye atladın? Şunların içine atladın, bunları hep turşu kuracağım. At şunların içine. Hepsi süs biberi bunların. Ben biberlerimi ayıkladım canlar, mutfağıma geçtim, hemen yemeğe koyuldum. Şöyle fırın yemeğimi de ayarlıyorum şu an. Patlıcan, biber, domates, patates, sarımsak, süt biberi, tavuk, sosunu da yaptım. Getiremezsem şöyle çek. Bahçeden hani sert domates topladım ya arkadaşlar. Şunlar onlar işte. Bakın nasıl güzel oldular. Şöyle 3-4 tane de sarımsak soydum. Pek güzel olur sarımsak. Biberlerimi şey ettim arkadaşlar da ayırdım. Şöyle bir kuva, iki kuva şey oldu, biber oldu. Şöyle bir poşet bileğinde süs biberim oldu. Süs biberden de kattım buna. Bunların şu saplara ayıklanacak, bidonlara doldurulacak. Bir güzel turşu kurulacak. Yavaştan yavaştan kışlık hazırlıklar başladı canlar. Ben bunun içine sanki bir daha bir şey doğrayacağım gibime geliyor. Ne unuttum ki ben bunun içinde. Patlıcan, biber, domates, patates. Salatalık. Yok, bu salatalık olur mu ona? Şöyle sos yaptım arkadaşlar. Buna biraz yağ döktüm. Ondan sonra cama, karabiber, kimyon, onda, salça, kırmızı biber. Şöyle bunu da üzerine takviye edelim. Birazcık da su ilave edelim. Fırına gönderelim. Sizler bugün akşama neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum sizleri. Akşam yemeğim hazır. Vallahi 10 dakikada hemen hazırladım. Şimdi fırına gider. Akşama hazır olur. Melisa, kamerada nasıl böyle şey yapmışsın, açık etmişsin? Şeyini çok açıyorsun. Bir kanalı kullanma, bir açık. Bunun üzerinden biraz da yağ şey yapayım arkadaşlar, döküyüm ben. Döküyüm. Yok yok, sen dökme. Kadayıf mı yapayım Melisa? Hı. Canım şey mi istedi kadayıf tatlısı? Hı? Hı. Tamam bakalım. Ben de fırına yemeği sürüyüm de arkadaşlar, bahçeye gideceğim şimdi bu koçu. Melisa'yla Ayhan'la şey yanıma alayım. Ne yapacağız? Patates kalmamış, patates sokarım gene. Bir de bundan başka domates de kalmamış. Kızarın domatesler varsa alayım geleyim. Salatalık? Salatalık var evde. Biz dün gitmedik iyi Melisa bahçeye. Gittik mi gitmedik mi? Ne bileyim. Dün sabahın ilk kendine Ansaray'a gittik. Ondan sonra cıyama. Yok gitmedik. Dün de su varmışmış arkadaşlar da ben şeyi suladıydım. Bahçeyi suladıydım. Geride sulamaya gerek yok diye gitmedim. Şu yağını dolduruyorum. Yağlarda hiç dayanmıyor inanın.
Yeter bence. Buna fazla da su dökmeye gerek yok arkadaşlar. Bunun suyu zaten kendiliğinden çıkıyor. Ben bunu götüreyim. Fırınıma süreyim. Karpuz al gel Melisa. Karpuz değil. Bir taraftan şöyle ben de masanın üzerine toparlayayım arkadaşlar. Masanın üzerinde sileyim. Daha şey diyeceğim. İnanın arkadaşlar hiç iş güç bitmiyor vallahi. Ne iş bitiyor, ne güç bitiyor. Neyse sevgili takipçilerim, bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bol bol yorum yapın, beğeni yapın, kanalıma abone olun. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çıkın, çıkın gelin canlar.